أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sözlerin en güzeliyle Besmele-i Şerife ile başlıyoruz onu anlatmaya. Yavuz Sultan Selim Han'ı anlamak ikinci part videomuz biraz geciktiği için siz sevgili izleyicilerimizden özür diliyorum. Ancak Yavuz Sultan Selim gibi bir büyük şahsiyeti anlatmak öyle kolay değil. Mesela ekranda görmüş olduğunuz resmi bizzat ben çizdim. Çünkü elimdeki imkansızlıklardan ötürü internetim yok. Ve internetim olmadığından dolayı videoya fotoğraf sağlayamadım. Eldeki malzemelerle bir şeyler yapmaya çalıştım. Eğer kim videoya fotoğraf ekleyebilirsem bundan sonrasını fotoğraf ve videolarla devam edebileceğiz. Bu videomuzda Sultan Selim Han'ın Mısır seferi üzerinde duracağız. Ne demiş şair? Sultan Selim cülusun da sala dedi de yürüdü. Gidelim Mısır'a doğru yola dedi de yürüdü. Evet. İlk önce Yavuz Sultan Selim'in lalası yani hocası Hasan Can'a dediği şu sözlere bakalım. Lalam Hasan Can, bizim ecdadımız Cenab-ı Hak tarafından sefere memur edilmedikçe yola çıkmazlardı. Hepsi öyleydi. Bir tek biz bundan istifade edemedik, berhement olamadık. Hepsi Cenab-ı Hak tarafından sefere memur edilince sefere çıkarlardı. Yoksa asla çıkmazlardı. Yavuz Sultan Selim Han geceyi üçe ayırıyordu. Bir kısmını ibadetle, bir kısmını ilimle ve bir kısmını da uykuyla geçiriyordu. Uykusu 1,5-2 saati anca buluyordu. Bir gece Hasan Can biraz rahatsızlanmış olacak ki yanına gelmedi. Yanına gelip ders öğretmedi. O sırada Yavuz Sultan Selim Han onun gelmediğini fırsat bilip o da uykuya daldı. Gündüz oldu. Hasan Can'ı yanına çağırdı. Dün gece gelmedi. Sonra Hasan Can da ona cevaben "Evet hünkârım, biraz rahatsız ve keyifsizdim." buyurdu. Az sonra "Bu kadar uzun uykuya elbet bir rüya görmüşsündür." diye sordu. "Söyle bakalım, ne rüya gördün?" Baktı ki rüya falan yok. "Biri abdestsiz mi yattın?" dedi. "Hayır efendim, abdestliydim." dedi. "Yoksa yatsıyı mı kılmadan yattın?" "Hayır efendim, yatsıyı kılıp yattım." "Çık dışarı," dedi. Bunun üzerine Hasan Can dışarıya çıktı ve orada hararetli bir konuşma içerisinde olan kapıcı başı Hasan Ağa ve etrafındakileri de kulak gezdirdi. Bir de baktı ki Hasan Ağa bir rüya olduğunu anlatıyor. Sabahki olay aklına geldi ve hemen huzura kapıcı başı Hasan Ağa'yı getirdi. "Efendim," dedi, "ben görmesem de kapıcı başı Hasan Ağa kulunuz bir rüyalar görmüşler. İzin verirseniz anlatsınlar," dedi. Kapıcı başı Hasan Ağa rüyayı anlatmaya başladı. "Şu dış avlunun kapısı rüyamda gürültüyle çalındı. Hemen abdest alıp kapıyı açtım ve dışarıya bir baktım ki derya misali asker, önlerinde 4 nurani zat. Biri diyor ki ben Hazreti Ali'yim. Biri diyor ben Hazreti Ebu Bekir'im. Ben Osman'ım. Ben Ömer'im. Hünkârınıza Habibi Zişan Efendimizin selamlarını getirdik. Haram beldelerin tasarrufu bu saatten sonra ona verilmiştir. Mübarek olsun." Bu kutlu haberi işitince Yavuz Sultan Selim ilk önce Allah'a hamd etti ve ondan sonra
Hasan Can'a dönüp şöyle dedi. Ya Hasan Can, o rüyayı ben de gördüm. Sabahtan beri rüya rüya diyerek seni o yüzden sıkıştırmaktaydık. Ve bana dediler ki, bunu Hasan kulunuz da gördüler. Ben de görsen sen görmüşsündür zannettim. İşte her şeyin sebebi budur. Ben sana demez miydim ki, bizim ecdadımız Cenab-ı Hak tarafından sefere memur edilmedikçe yola çıkmazlardı. Hepsi öyleydi. Bir tek biz bundan istifade edemedik diye. İşte şimdi elhamdülillah biz dahi öyleyizdir. Sene 1498, Portekizliler Hint sularına indiler ve orada emsali görülmemiş iki seferden sonra üçüncü seferde acayip harb-ü darb zulümlere başladılar. İlk iki seferde arazi ve ahaliyi tanıyıp tecrübe ettiler. Bu müddet içinde güler yüzlü ve hoş göründüler. Hediyeler ve ikramlarda bulundular. Onlar da bu hediyeleri alıyordu. Sonra ahali mevzuyu anladı. Bunlar azılı bir İslam düşmanı, din düşmanı topluluktu. Ancak artık çok geçti. 16 bin kişi elleri ve kolları bağlanmış vaziyette gemilere dolduruldu. Elleri, kolları, burunları kesildi. En sonunda da canlarına kıyılarak şehrin kıyılarına atıldı. Takvimler sene 1502'yi gösterirken zulüm gören halk Memlük Sultanı Kansu Kavri'ye müracaat etti. Baskı ve tecavüzlerin kaldırılmasını istedi. Bunlar Kansu Kavri'ye ulaşınca Sultan Galeyhane gelerek Papa'ya şu şekilde haber gönderdi. Şayet bu zulümler durmazsa bütün mabetlerinizi yerle bir ederim. Sizi de bizden olanları nasıl kestiyseniz öyle keserim diye haber gönderdi. Papa bu haberi alınca İspanya kralına, İspanya kralı Portekiz kralına, Portekiz kralı da kaptanlarına bu baskın ve yağmaların durması için haber gönderdi. Kaptan bu haberi alınca kahkahalarla güldü. Çünkü Memlük kralının donanması karşısında en ufak bir şansı olmadığını biliyordu. Ardından şöylece haber gönderdi. Seneye Kızıldeniz'e inecek, sizin peygamberinizi kabrinden çıkaracak ve Avrupa'da sergileyeceğim. Bu dehşet verici sözlerden tam bir sene sonra Kızıldeniz'e inip Cidde'yi topa tuttu. Bunun üzerine hiçbir mukavemet görmedi. Hiçbir hareket yoktu. Habibi Zişan Efendimizin kabri tehlikedeydi. Fahri Kainat Efendimiz Sultan Selim'i yardıma çağırıyordu. Bu davet boşuna değildi. Bu arada Memlük Sultanı Kansu Kavri, İran Şahı İsmail'e Selim Han'ı beraber def edersek Anadolu senin olur diye haber gönderiyordu. Portekizlilere sözü geçmeyen Kansu Kavri böyle boş hayallerle oyalanıyor, İranlıların onu ve itibarını kurtaracağını umuyordu. 50 bin kişilik bir orduyla Yavuz Sultan Selim'in üzerine yürüyünce Selim Han Elbistan tarafından Memlük topraklarına girdi. Şah İsmail onu kendi üzerine gelecek zannederken bu hareket karşısında şok etkisi yaptı. Çünkü onu ülkesinde beklemiş ve yerini terk etmemişti. Kansu Kavri de onu bu şekilde arkadan vurmayı düşünüyordu. Birden Yavuz ve kuvvetleriyle karşı karşıya gelince hafsalası bu olayı kaldıramadı. 2 saat içinde ordusu Mercidabuk Ovası'nda paramparça oldu. Başının önünden vızıldayarak geçen bir top mermisi onun aklını kaybetmesine neden oldu. Nasıl kaçacağını hesap ederken olan bu olay onun korkudan ölmesine neden olacaktı. Bir başka rivayete göre ise çölde atından düşerek vefat etti. Böylece Halep, Şam, Kudüs Osmanlı hakimiyetine girdi. Gazze ve ötesini ise Tomamba'ya bırakmak üzere mektup gönderdi. Tomamba'ya giden elçinin ölüm haberi gelince Selim Han Mısır seferine devam kararı aldı. Şimdi Sina çölü geçilmeliydi. Netice itibariyle Sina çölünü geçip Mısır'ı da fethetti. Sina çölünün geçilmesi hususundaki bazı meselelere başka bir videoda tekrar değineceğiz. Halep alındığı vakit orada o meşhur hutbe okutulmaktaydı. Burada dini bir anlayıştan söz etmek istiyorum ki o da şudur.
İslamiyet'te kadın olsun erkek olsun baş açmak zillettir. Beddua eden kadınlar bu nedenle Allah huzurunda kendini küçük düşürmek için başlarını açarak beddua ederler. Ancak günümüzde bu anlayış ve gelenekler nispeten unutulmuştur. İşte o meşhur söz söylenip Hakimul Haremeyn-i Şerifeyn denilince o sırada cemaat içinde hazır bulunan ve daha evvel kendisi için yere özellikle serilmiş seccadeleri ben ayrıcalıktan hoşlanmam diyerek kaldırtan Yavuz Sultan Selim kavuğunu çıkarıp yere koydu ve bir aslan gibi kükredi. Hakimul Haremeyn demek edebimize aykırıdır. Hadimul Haremeyn olarak değiştiresin. Bu sözün ardında şöylece bir hikmet daha vardır ki, evvelce dedesi Fatih Sultan Mehmet Han bir mektubunda Mısır Sultanına "Karındaşım Hadimul Haremeyn-i Şerifeyn" buyurmuşlardı. Ancak Mısır Sultanı bunu bir hakaret sayarak elçinin yeri öpmesini söyledi. Vakarlı elçi şöylece cevap verdi. Ben buraya yer öpmeye gelmedim. Devletli hünkârımızın size selamını getirdim, dedi. Elçi geri dönüp olanları anlatınca Fatih Sultan Mehmet Han, Hazreti Yusuf'un memleketine kanun ve kaide bilmez bir adam hükmediyor diye teessüflerini bildirmişti. Yavuz Sultan Selim Han bu davranışıyla demek istiyordu ki, ceddim Fatih Sultan Mehmet Han size hakaret etmiyordu. Biz gerçekten buraların hadimi, hizmetkarıyız.